Herkese merhaba. Bugün XPR hakkında bilgi vereceğim. Bilgi vermeden önce kendi yorumuma geçmek istiyorum. Öncelikle Coin beğendiğim bir proje. Beğendiğim bir proje olduğu için şu an biraz daha alt seviyeleri bekliyorum açıkçası. Yani biraz daha düşerse Coin takip listemde diye nitelendirebilirim. Tabii ki bu dediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Dilerseniz videomuza geçelim. San Francisco'da başlatılan Proton hem tüketici uygulamaları hem de eşler arası ödemeler için oluşturulmuş. Yeni genel bir blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Proton tokeninin 3 ana işlevi vardır. Yönetişim, ağ kaynaklarının tahsis edilmesi ve uzun vadeli Proton sahiplerine ödül dağıtımı. Proton, ödemelerin bankalar ve dükkanlar arasındaki doğrulama hızını iyileştirme ve düzenlemeye çalışıyor. Kredi kartı gibi geleneksel ödeme yöntemlerinde limit aşılmadığı sürece ödeme işleminden önce onay istenmiyor ve ikinci kimlik doğrulama katmanı güvenli olmayan bir telekom ağıdır. Ayrıca kripto paralar, kara para aklama, kimlik, fon kaynağı veya finansal kurumlar için risk puanlama gibi uyum araçlarına sahip değildir. Proton, kimlik doğrulamasını entegre ederek bu problemi çözüyor. Kimlik doğrulama uygulama platformu olmasının dışında Proton, blok zinciri, web sitelerinin ve uygulamaların ödeme isteklerini dilek olarak Proton uyumlu cüzdanlara iletmesine izin veriyor. Proton birden fazla ödeme sağlayıcısı ile kimlik doğrulayıcısı ve ödeme ileticisi arasında çalışan bir ad alanı oluşturarak bu sorunu çözüyor. Kullanıcılar banka şifrelerini ve kredi kartı numaralarını girmeden Proton üzerinden ödeme yapabilecek. Proof of Stake konsensus mekanizmasını kullanan Proton saniyede 4000 işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Dediğim gibi hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi bilgilerimi ve kendi istediğim coinleri aktarıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.